Çekirge Akademisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Yeni videolarla, Aralık ayının yeni videolarıyla karşınızdayız. Bugün kadınlar için başlangıç antrenman programı çekeceğiz sizlere. Yani spora yeni başlayan, antrenmanlara yeni başlayan bir kadın hangi hareketleri yapmalı? Onları göstereceğiz. Bunları gösterirken de bize Mayın Hocam yardımcı olacak. Hocam hoş geldin. Mayın Hocam Talo Fitness Club'da fonksiyonel fitness derslerine, yani stüdyo derslerine giriyor. Siz de hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar koşu bandıyla başlıyoruz. Neden koşu bandıyla başlıyoruz? Kasları ısıtabilmek için. Burada kilo vermek isteyen ya da formunu korumak isteyen bir kadın için değişen herhangi bir şey yok. Kasları ısıtmak, nabzı hızlandırmak için önce koşu bandıyla başlıyoruz. Buradaki koşu bandının süresini 6 ila 8 dakikada tutacağız ve jogging yapacağız. Yani tempo 6-7 hızında olacak. Evet arkadaşlar, antrenmana başlamadan önce ilk hareketimiz squat air. Squat air ısınma hareketi olarak, yani bacak, kalça, bütün kas gruplarımızı çalıştırabileceğimiz fonksiyonel bir harekettir. Diz kapaklarımızı çok hafif kırıyoruz. Kalçamızı geriye doğru çıkardık ve geriye doğru oturup kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Güzel. Nefes aldım. Verdim nefesimi. Nefes alıyorum. Üflüyorum. Evet, güzel. Arkadaşlar squat air vurduğu hedef bölge kalça kısmı, arka bacak ve ön bacak olmak şekilde en etkili hareketimizden birisidir squat air. İkinci hareketimiz dumbbell deadlift olacak. Dumbbell deadlift arka bacak kombinasyonunu çok iyi çalıştıran bir hareket. Aynı zamanda merkez bölgeyi de aktif ettiği için başlangıç programında kesinlikle yer alması gerekiyor. Biraz tekniği zor. O tekniği şimdi göstereceğiz. Dikkatle izlemeyi unutmayın. Harekete başlayalım. Diz açısını hafifçe kırmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ağırlık hemen aşağı kısımda bitiyor. Yukarı çıkıyoruz. Tam kalkmadan önce bel biraz da oval pozisyonlarken hareketi bitiriyoruz. Tekrar devam edelim hocam. Gördüğünüz gibi hareketi yaparken tekrar saymıyoruz arkadaşlar. Tekrar sayısı çıktığı kadar olacak. Bu hareket tamamıyla kalça ve arka bacak kaslarını çalıştırıyor. Unutmayalım. Evet arkadaşlar, sevgili çekirgeler. Bir diğer hareketimiz prone leg curl, yani hareketin ismi lying leg curl. Şimdi hareketin konumuna bir bakalım önce. Kasık bölgemiz biraz yukarıda. İki bacak arasının eşit olmasına özellikle çok dikkat ediyoruz. Dirsekler karşıda, kafamız karşıya bakıyor. Harekete başlayalım evet. Evet hocam. Arkadaşlar, kalçayı ve arka bacağı hedef alan bir harekettir. İzole yapılmasına çok çok dikkat edin. Yeterli kasılmayı sağlamanız lazım bu harekette. Evet. Arka bacakları şu şekilde biraz daha ayaklarımızı kırıp yeterli sıkışmayı sağlayabiliriz burada. Kalça biraz daha yukarıda. Evet. Kontrollü bir şekilde kaldırıyorum ve indiriyorum. Nefes alışverişlerime dikkat ediyorum arkadaşlar burada. Buna özen gösterin, dikkat edin. Dördüncü hareket ismi abdüktör arkadaşlar. İç bacak kaslarını kalifiye ve izole şekilde çalıştıran bir hareket. Şimdi hareketi görüyoruz, nasıl yapıldığını anlatıyoruz beraberce. Burada biraz desteğe ihtiyacı olabilir yapan kişinin. Makineye bacakları yerleştirdikten sonra biraz öne gelmelerine. Öne doğru dur. Ayak uçlarını yukarı baksın. Gördüğünüz gibi dururken yine beli oval şekilde düz tutmaya gayret ediyoruz.
başla hareketi hocam. Bel ve vücut ön tarafta oluyor. Ayak uçları birazcık yukarıya bakacak. Bacak kaslarını, iç bacak kaslarını izole bir şekilde çalıştırıyoruz. Bunu yaparken arkanıza yaslanmayın. Olabildiğince vücudunuzu ön pozisyonda tutarak bacak kaslarınızın daha kalifiye çalışmasına özen gösterin. Hareketi izliyoruz. Evet arkadaşlar, bacak egzersizlerinin sonuna 5-6 dakikalık bisiklet ekliyoruz. Neden? Sebebi ne? Kanı daha fazla orada uzun süre tutabilmek, yağ yakımını hızlandırabilmek için 4 ila 5 dakika arasında bir bisiklet bizim için kafidir. Bacak hareketlerini bitirdik. Hemen üst vücuda geçiyoruz. Üst vücuda geçerken ilk hareketimiz göğüs kaslarının tamamını çalıştıran, toparlayan, bizim adına fly machine dediğimiz hareket olacak arkadaşlar. Hareketin nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Şimdi burada öncelikle dikkat edeceğiniz şey koltuk açısı. Burada tutacağım. Koltuğun hareketin aparatın tam göğüs açısına denk gelecek şekilde ayarlanması şart. Koltuğu bu şekilde ayarladıktan sonra omuzlar geri pozisyonda, bilekler hafif içeride ve arkaya yaslanmış bir şekilde durmaya özen gösteriyoruz. Hareketi beraber görelim. Başlayalım hocam. Mükemmel. Gördüğünüz gibi aktif olan bölge sadece göğüs kasları bölgesi. Evet sevgili çekirgeler, fly machine'den yani göğüs hareketinden sonra bir diğer hareketimiz dumbbell shoulder press. Omuz kaslarını tamamen etkili bir şekilde çalıştıran bir harekettir. Şimdi nasıl konumlanacağımızı göstereyim arkadaşlar. Dumbbell'larımızı alıyoruz. Bakın şuna paralel 45 derece olmasına dikkat edin arkadaşlar. 90 derece dirseklerim ve bilekler düz. Gayet güzel hocam. Evet. Şimdi kontrollü bir şekilde yukarı kaldırıyorum. Aşağı indirdiğimizde nefesimizi alıyoruz. Yukarı çıkarttığımızda bütün nefesimizi boşaltıyoruz. Böylelikle daha kontrollü ve daha verimli bir hale getiriyoruz hareketi. Sevgili Çekirge Akademisi, sırt hareketlerine geçtik. Sırt hareketlerinde en değerli makinalardan birisi lat front pull down'la devam edeceğiz harekete. Şimdi önce makineye oturduktan sonra diz açınızı ayarlamaya özen gösteriyorsunuz. Diziniz boşluk kalmayacak şekilde hemen ardına çalışacağınız kiloyu ayarlıyorsunuz. Ve sonrasında da dilerseniz kendiniz, dilerseniz yardımcı olacak biri veya hocanız makineyi ağırlığa almanız konusunda size yardım ediyor. Bunu yaparken baş parmağın üstte durmasına özen gösteriyoruz. Bileğin hafifçe dışarı meyilli olmasına özen gösteriyoruz. Başı birazcık geriye atıyoruz. Hemen sonra ağırlığı çenenin altına kadar çekip hareketi burada sonlandıracağız. Tekrardan yukarı çıkarken sırttan esnemeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi ve tekrar harekete devam ediyoruz. Bilekler dışarı, baş parmak yukarıda. Hareketi yaparken baş birazcık geriye gidiyor ve tam çenenin altına, yani ön omuz pozisyonuna ağırlığı indirerek bitiriyoruz. Nereyi çalıştırıyor? Latissimus dorsi'leri, yani sırtın dış kısmındaki kaslarını kaliteli bir şekilde çalıştıran bir hareket. Beraberce izliyoruz. Sıradaki hareketimiz triceps kickback arkadaşlar. Öncelikle hangi kas grubunu çalıştırdığını söyleyelim. Arka kolumuzu çalıştıran etkili hareketlerden bir tanesidir. Rahatlıkla yapabileceğiniz ve kası toparlayan, düzelten bir harekettir. Pozisyonumuzu alalım. Önce nasıl konumlanacağımızı gösterelim. Diz kapaklarımız hafif kırık. Belle bir çukur arkadaşlar. Kalça dışarıda. Dirseklerimiz yanında sabit. Yavaşça kaldırdım ağırlığı. Ve geriye doğru sıkışmayı verdim adeleye. Evet, kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Gayet güzel.
Nefes alışverişlerime dikkat ediyorum. Arkadaşlar, kesinlikle kambur durmuyorsunuz. Beldeki bu düzlüğü sağlayın. Koruyun onu. Diz kapaklarının sürekli kırık. Ayaklar omuz genişliğinde. Devam ediyoruz harekete. Üst vücudunun son hareketi cable curl'deyiz arkadaşlar. Cable curl nereye çalıştırıyor? Biceps kaslarını çalıştırıyor. Gördüğünüz bölgeyi çalıştırıyor. Sıkılaştırmak, toparlamak için ideal olan bir hareket. Hareketi hep beraber görüp izleyelim nasıl yapıldığını. Başla hocam. İlk dikkat etmeniz gereken nokta dirseğin sabit bir şekilde yerinde kalması. Devam et hocam. Gördüğünüz gibi dirsek yerinden oynamadan bilekler içe bakacak şekilde yukarı tam göğüslerin üstüne kadar hareketi çıkartıyoruz. Tekrar aşağı daha yavaş bir şekilde inip aşağı bölgede burada tam %90'da bitirip tekrardan zirveyi görüyoruz arkadaşlar. Cable curl hep beraber izliyoruz. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Koşu bandı ile ısınmaya başladık. Bacak hareketlerini bitirdik. Hemen ardına üst vücut hareketlerini yaptıktan sonra artık antrenmanın en son kısmında karın hareketlerini yapıyoruz. Neden en son karın hareketlerini yapıyoruz? Çünkü karın bölgesi eklemsiz bir bölge olduğu için kanın o bölgeye gitmesi uzun süreler alıyor. Zorla gönderdiğimiz kanı da hızla çekmek istemeyiz. O yüzden antrenmanın en sonunda karında kanı bırakarak antrenmanı bitiriyoruz ve karın bölgesinin hızlı bir şekilde şekillenmesini sağlıyoruz. Şimdi karın hareketlerinde 6 tane hareketimiz olacak. İlk hareketten hemen başlayalım. Hocamız bize göstersin. Birinci hareketimiz tarihte görüp görebileceğiniz en kolay crunch hareketlerinden birisi. Biz ona çeyrek crunch'ın ilk hareketi diyoruz. Kendi antrenman programımızda bu kısımda çalıştırmaya özen gösteriyoruz. Şimdi ilk harekette elleri kulağın arkasına aldıktan sonra sadece omuz ve baş bölgesini kaldırıp karın bölgesini sıkı bir şekilde tutup tekrardan devam ediyoruz harekete. Buradaki tüm amaç karın bölgesine gerilimi verebilmek. Sürat önemlidir, hız önemlidir. Sadece hareketi yaparken karın bölgesinin gergin bir şekilde durmasına dikkat ediyoruz. İkinci hareketimizde dizleri kalçaya yaklaştırdıktan hemen sonra ellerimizi yukarı doğru topluyoruz. İlkokuldan hatırlayacaksınız, armut toplama, elma toplama eylemi derdik buna. Şimdi sanki yukarıdan bir şeyleri yakalıyormuş gibi karın bölgesine gerilimi vererek yukarı çıkıp tekrardan yerimize dönüp harekete devam ediyoruz. Yine önemli olan tek şey karın bölgesinin gergin kalmasını sağlamak arkadaşlar. Üçüncü hareketimizde bacakları biraz daha kalçaya yaklaştırdıktan hemen sonra elleri yine bacak arasından bir şey alıyormuş gibi uzatıp harekete başlıyoruz. Üç harekette karın bölgesinin ciddi bir şekilde sıkışmasını ve karın kaslarının etkili bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Dördüncü hareketimiz leg raise. Yapılış itibariyle biraz zor bir harekettir. Başlangıçta sizi çok zorlar. Özellikle alt karın bölgesi ve adonislerin tamamını etkili bir şekilde çalıştırır. Hareketi yaparken bacak ağırlığı yük olarak bindiği için biraz zordur. Yapılışını hep beraber görelim. Başlamadan önce ellerinizi kalçanın altına yerleştiriyorsunuz. Elleri kalçanın altına alalım hocam. Tam buraya. Güzel. Dizler çok az kırık kalmak şartıyla bacakları karın bölgesine geçecek şekilde yukarı kaldırıyoruz. Dizlerini biraz kıracağım. Çok az. Çok az. Devam. Özellikle aşağı doğru inerken gerilimi karın kaslarına doğru bir şekilde verebilmek adına hareketi yavaşlatarak yapmanız şart. Yukarı çıkarken biraz daha sert olabilirsiniz. Aşağı inerken derin bir nefes alıp nefesinizi tutun ve tam olarak burada boşaltarak hareketi bitirin. Tekrar sayısı yapabildiğiniz kadar çok. Beşinci hareketimiz, Türkçesinde biz ona makas diyoruz. Kolay anlaşılabildiği için hareketi hep birlikte görelim. Bacakları çok fazla yukarı kaldırmadan karın kaslarına yük bindirerek dizler hafif kırık kalmak şartıyla tüm yükü yine karına verip aralıklı bir şekilde yapabildiğimiz kadar çok yapmaya devam ediyoruz. Yapılış itibariyle leg raise'dan biraz daha kolay bir harekettir. O yüzden tekrar sayısını 40, 50, 60 diye ulaştırmaya gayret verin. Ve her bacağınız yukarı kaldığında
nefes boşaltın. Gelelim son hareketimize. Son hareketimiz tüm dünyaca bilinen çok meşhur bir hareket. Eğer zamanın geçmediğini düşünüyorsan plank yaparak tekrardan deneyebilirsin demişler. Yedinci hareketimiz plank olacak. Arkadaşlar merkez bölgeyi tamamıyla aktif eden ve karın kaslarının tamamını çalıştıran bir hareket. Ayak uçlarını kendinize çekerek vücudunuzu tamamıyla köprü pozisyonuna getiriyorsunuz. Kalça yukarıda kalmayacak şekilde ve aşağıda kalmayacak şekilde tam olarak bu görüntüde kendinizi ayarladıktan sonra karın kaslarınızı sıkabildiğiniz kadar sıkıp nefes alıp vererek beklemeye başlıyorsunuz. Bekleyebildiğiniz kadar, yapabildiğiniz kadar 40 saniye, 50 saniye ileri seviyelerde 4 dakika, 5 dakika çıkabildiğiniz kadar çıkıp hareketi yapmaya özen gösteriyoruz. Bir süre sonra titremeler başlayacaktır. Bu karın kaslarının yetkili bir şekilde çalıştığını gösterir. So sexy.